Sevgili Mutfaktan yeniden herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Birkaç gün önce misafirlerim için hazırlamış olduğum ikramlarımın videolarını sizlerle paylaşmıştım. İçlerinden en çok beğenilen ve en çok tarifi istenen ikramlığım bu helva dolgulu kurabiyeler oldu. Ben de söz verdiğim gibi hemen tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Kurabiyemizin yapımına öncelikle tahinli helva dolgusunu hazırlayarak başlayacağım. Bunun için 50-60 gram kadar katı yağım var. Tepeli dolu bir yemek kaşığı, tereyağı da olur, margarin de olur, hangisini arzu ederseniz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı un ve 2 yemek kaşığı ceviz kullanacağım. Helvamızın şerbeti içinse 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker ve çeyrek su bardağı kadar da tahin kullanacağım. Öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Bunun için tenceremi ocağa aldım ve ocağımı açıyorum. Ardından 1 su bardağı su ve toz şekeri tencereme ilave ediyorum. Şeker eriyinceye kadar ocakta karıştırarak bekleteceğim. Şerbetin kaynamasını beklemenize lüzum yok. Şeker eridiği andan itibaren ocağınızı kapatıp tahininizi ilave edebilirsiniz içerisine. Şerbetinizin ılınmış ve şekerin erimiş olması yeterli. Şimdi tahinimi ilave ediyorum ve tahin de şerbetimle bütünleşinceye kadar karıştırıp şerbetimi kenara alıyorum. Kullanım için artık hazır. Şerbet yapımımızı tamamladıktan sonra sıra helvamızın ununu kavurmaya geldi. Bunun için de tenceremi ocağa aldım. İçerisine dediğim gibi 50-60 gram kadar katı yağımı ilave ettim. Yağ eriyinceye kadar ocakta tutuyorum. Yağım eriyip biraz kaynamaya başladıktan sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağımı da ilave edeceğim ve 1-2 taşım kaynatıp üzerine elenmiş 1 su bardağı unumu ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi sıvı yağımı da ekledim. Biraz kaynayıp kızınca üzerine hiç vakit kaybetmeden elenmiş unumu da ekliyorum ve hiçbir şekilde karıştırmayı bırakmadan hızlı hızlı unumun rengi dönüp hafif pembe bir renk alıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Bu işlem biraz el oyalayıcı. Dediğim gibi hiçbir şekilde karıştırmayı ihmal etmeyin, bırakmayın arkadaşlar. Kavurmuş olduğum unun pembe bir renk almaya başladıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı iri kıyılmış cevizimi ilave edeceğim ve yaklaşık 1 dakika kadar da tekrar hızlı hızlı karıştırarak cevizle beraber kavuracağım. Ardından ocağımın altını kısıp üzerine şerbetini vereceğim. Helvanızın şerbetini verdiğiniz anda çok fazla fokurdayıp böyle bir kaynama taşma yapıyor. Lütfen dikkatli olun, bu aşamada eliniz yüzünüz yanmasın sakın. Şerbetimi de helvanın üzerine döktükten sonra şerbetini çekinceye kadar yine sürekli karıştırarak ocakta bekletiyorum. Şerbetini tamamen çektikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Artık helvam kullanım için hazır. Bu şekilde yine biraz daha karıştırıp tamamen soğumasını bekliyorum. El yakmayacak ısıya ulaşmasını bekliyorum. Helvam el yakmayacak kadar soğuduktan sonra elimle yaklaşık 20-22 adet top yapacağım. Görmüş olduğunuz boyutlarda toplamda 21 adet helva topu oluşturdum ben. Bu miktar kurabiyelerinizi yapmak istediğiniz boyuta göre değişecektir. Arzu ederseniz biraz daha ufak yapılı hazırlayıp biraz daha çok sayıda kurabiye elde edebilirsiniz. Helvalarımızı böldüğümüz gibi kurabiye hamurumuzu da helvalarımızla eşit sayıda bezelere böleceğiz. Artık helvalarım kullanım için hazır. Şimdi kurabiyemin hamurunu yoğuracağım. Bunun için oda ısısında bekletilmiş 125 gram katı yağım, çeyrek su bardağı kadar sıvı yağım, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerim, 1 paket şekerli vanilin, 2 yemek kaşığı tepeleme dolu kakao, 2 yemek kaşığı nişasta kullanacağım, 1 adet yumurta ve aldığı kadar da un kullanacağım. Şimdi yağımın üzerine pudra şekerimi alıyorum. Elimle bir süre ovacağım. Yağ ve şeker bütünleşinceye kadar biraz karıştıracağım. İsterseniz bu işlemi spatula ile de yapabilirsiniz.
Ardından sırasıyla diğer malzemelerimi ilave edeceğim ve yavaş yavaş un ilavesiyle hamurumu toparlamaya başlayacağım. 2-2,5 su bardağı arası un alacaktır. Bu miktar kullandığınız yumurtalarınızın büyüklüğüne ve ununuzun markasına göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Lütfen 2 bardaktan sonrasını çok dikkatli bir şekilde azar azar ilave edin. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olmasın. İçerisine koyacağımız helvanın ağırlığını kaldırabilecek kıvamda bir hamur olsun lütfen. Ben 2 gün arayla aynı kurabiyeyi ikinci kez yaptım. İkinci kez yaptığımda farklı bir şekil verdim. Bu sebeple içerisine nişasta ilavesinde bulunmadım. Bu şekilde de sunumu çok şık, lezzeti çok güzel bir kurabiye elde ettim. Buraya eklemek istedim fakat video süresi çok uzayacağı için ekleyemedim. İnşallah onu da toparlayıp tekrar farklı bir videoda sizlerle paylaşırım. Şimdi ikinci bardak unumu da ilave ettim ben hamurumun içerisine. Yaklaşık yarım bardak kadar daha ilave ettim ve hamurumu artık toparlıyorum. Videomu buraya kadar izleyenler yoruma benim için minicik bir kalp bırakırsa çok mutlu olurum. Artık kurabiyelerimi şekil verme aşamasına geldim. Bunun için dediğim gibi helvalarımla aynı sayıda bezelere ayırıyorum kurabiye hamurumu da. Bezeleri ayırma işlemimi de tamamladıktan sonra ilk bezemi alıyorum elime ve biraz elimde tekrar yoğurup yaklaşık çay tabağı boyutunda açıyorum. İçerisine bir adet helva topundan koyup kenarlarını ortaya doğru toparlıyorum. Boşluk kalmayacak şekilde kurabiye hamurumla helvanın üzerine tamamen kapatıyorum. Tekrar elimde yuvarlayıp düzgün bir şekil almasını sağlıyorum ve artık tepsime bırakıyorum. Bu şekilde elimle şekil vermekte zorlanırım diyen arkadaşlarım varsa onlar için de poşet üzerinde şekil vermeyi göstereceğim birazdan. Bir buzdolabı poşeti içerisinde açarak hamurumu, ondan sonra içerisine helva topumu yerleştiriyorum. İki usulde de hazırlayabilirsiniz, hangisi elinize daha kolay gelirse. Gördüğünüz gibi poşetin arasına koyduğum hamurumu elimle biraz bastırarak incelttim ve içerisine yine bir adet helva bırakıp güzel bir şekilde toparlayıp tepsime aldım. Hamurum bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Kurabiyelerimin yapım aşaması bittikten sonra buzdolabına kaldırıp yaklaşık yarım saat kadar yağının donmasını ve kurabiyelerimin biraz sertleşmesini bekledim. Vaktiniz varsa sizler de bu şekilde bekletebilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa da çok önemli değil. Ben üzerine kesikler atarken çok fazla yamulup büzülmesin kurabiye hamurlarım diye bu şekilde bekletmeyi uygun gördüm. Son kurabiyemi de hazırladıktan sonra onu da tepsime güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Ve ardından dediğim gibi yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında dinlendirip üzerine bıçağın ucuyla çok hafif artı şeklinde kesikler atıyorum. Kurabiyelerimi önceden 180 derecede yaklaşık 8-10 dakika ısıtmış olduğum fırında toplamda yarım saate yakın pişirdim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterecektir. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Arada bir fırınınızın kapağını açarak kurabiyelerinizin sertleşip sertleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti kurabiyelerim. Fırından aldım. Biraz soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servise hazırlayacağım. Kurabiyelerimin içerisinde un helvası yerine daha önce tahin helvası dolgulu olarak birkaç kez yapmıştım. O şekilde çok beğenmiştik. Bunu da çok sevdik. Hem biz hem misafirlerimiz gerçekten tadan herkes çok beğendi. İnşallah sizler de denediğiniz zaman çok seversiniz. Hatta biraz önce de söylediğim gibi farklı bir versiyonunu tekrar 2 gün içerisinde tekrar yaptım. İnşallah onun da şekil verme aşamasını sizlerle paylaşmak istiyorum.
alternatif bir fikir olması açısından hem sunumu çok şık hem lezzeti yine çok güzel bir kurabiye oldu o da. Pudra şekeri serperek servis etmek istemeyen arkadaşlarımın daha çok beğeneceğini düşünüyorum. İnşallah sizler de evlerinizde bu güzel kurabiyelerden yapar ve beğenirsiniz. Deneyen arkadaşlarımdan yorumlarını mutlaka bekliyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin, yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimizden haberdar olabilmek için bildirimler al zilini de aktif etmeyi unutmayın sakın. Tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşabilmesi ve tariflerimizden daha çok kişinin yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Tarifimi dilimin döndüğünce tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiğince, olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışırım. Keyifle hazırlamış olduğum bir videonun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Yeni bir tarif, yeni bir video ile tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.